Evet, herkese hayırlı pazartesiler, hayırlı haftalar. 12 Ağustos pazartesi günü, yani kara pazartesi değil. Geçen hafta biliyorsunuz bugün içimizden geçtiler. Diyeceksin ki Burak, bir hafta geçti, bir şey değişti mi? Yok, içimizden geçmeye devam ediyorlar. Yani dünyada başlayan krizde dünya piyasaları hepsi tepki verirken yukarı doğru, bir tek Türkiye piyasası neredeyse geçen haftaki açılış seviyelerinde devam ediyor. Şimdi bu videonun konusunda özellikle doların sürdürülemez hali ve bunun ekonomiye ve tabii ki de dolayısıyla borsaya yansımasını konuşacağız. Şimdi ortada şöyle bir gerçek var. İşte geçen hafta kara pazartesiyle beraber bütün dünya ve her yer birbirine girerken tabii ki Türkiye piyasası da bundan etkilenmişti ve Türkiye piyasası da pazartesi günü çok zayıf bir açılış yapmıştı. Ama bir haftadan beri Nasdaq, S&P, Bitcoin, bütün varlıklar yukarı doğru tepki verirken bir tek tepki veremeyen, bakalım bilin, hangi borsa? Tabii ki Türkiye borsası. Çünkü özellikle bu dönem bilançolarda başladı ve bilançolarda uygulanan bu politikanın yüksek faizle beraber birçok firmanın krediye ulaşamaması büyük holdinglerde bile çok kötü bilançolara sebep oldu. Ve dolayısıyla da bilançolar kötü gelmeye ve kötü gelmede devam edeceği için borsa tarafında yeni bir hikayede olmadığı için bizim taraf geçen haftaki o kara pazartesi seviyesinde takılı kalmaya devam ediyor. Şimdi özellikle 6 aydan beri Türkiye'de uygulanan bir politika var. Ne bu? Faizi yükselttik. Tamam, doğru bir politika yapıldı kısa, ama tabii bu şu da değil. Hani ya faizi yükselttik, faizi sadece yükselterek enflasyonu yenebilir miyiz? Hayır. Yani sadece talebi kısmak. Talebi kısmak demek insanların alım gücünü düşürmek. İnsanların alım gücünü düşürdüğünüz zaman şirketlerin bile şu anda iş yapabilir halini düşürdüğünüz zaman şirketler bile şu anda batma noktasına geliyor. Yani ekonomiyi öyle bir çıkmaza sokmuş durumdayız ki şu anda tek bir grup şu anda çok mutlu. Sizce hangi grup? Arkadaşlar, grup deyince aklımıza başka bir şeyler gelmesin. Grup dediğimiz zaman nasıl bu 2022 yılındaki o düşük faiz döneminde gayrimenkul, o beşli gayrimenkul grubu çok mutluydu. Çünkü bir anda düşük faizden dolayı ev fiyatları patladı, her şey patladı. Harika bir dönemdi. Şu anda tek mutlu olan grup 6 ay önce parasını Türkiye'ye 50-60 milyar dolara dışarıdan getirip şu anda da ayda %4, %5 faizini alıp dolar da aynı seviyede kalıp, yani eşittir şu andaki o TL mevduat faizi, dolar aynı kaldığı için eşittir dolar faizi. Dolayısıyla adamlar 5 aydan beri varlıkları %4 deyin, %5 demeyin hadi, %55, %60'lara yakın zamanı görmüştüm mevduatta. Hadi diyelim ki şu andaki %4'ü alın. 5 aydır olduğunu düşünün. Adamların getirdiği para bugün minimum %20 dolar bazında para kazandı. Çıkmaya kalksalar. Yani atıyorum 60 milyar dolar para getirdilerse bugün o para 72 milyar dolar. Şu anda tek mutlu bölüm orası. Faizler yükseldiği için ekonominin paydaşları çok kötü. Bir sürü konkordato, bir sürü büyük holdinglerin çok kötü bilançosu ve önümüzdeki kış bizi bekleyen inanılmaz kötü bir kış. Ve işte inatla dolar TL mesela 33-60'ı geçmiyoruz abi. Ha, işin komiği şu. Ya madem böyle bir şey yapıyorsunuz, tamam, bari göze batmayın. Yani nasıl göze batmayın? Ya arkadaş, dolarda atıyorum her ay bir %0,5, %1 göstermelik olarak bırakın, değil mi? Yok abi, 33-60'ı geçemiyor. Bak, gene burada bir amatörlük. Şimdi mesela ben böyle bir şey yapıyor olsam, tamam kardeşim, eğer sen TL'yi reel olarak değerli mi hale getirmek istiyorsun? Tamam, o zaman ne yaparsın? Enflasyon %5 mi çıkıyor? Sen de doları %1 çıkarırsın, %1,5 çıkarırsın. Ama en azından dolar da 33-60, 33-80, işte 33-90, buralarda durur. Abi 5 aydır, 6 aydır 33-60'ta takılı kaldık. Yani bu hani akla mantığa sığmayan bir şey. Yani bugün bir çocuk bile, ya arkadaş 6 aydan beri hani Türkiye'de artmayan ne var diye sorduğunda dolar dışında pek bir şey aklına gelmez yani, bak. Şimdi bu nereye kadar sürdürülebilecek? Ben size söyleyeyim, bu işin sonunda gene çok büyük kabak gibi bir deval gelecek. Ha, ama bu iş hani bugün yarın bitmeyecek daha. Veya bu iş biterken zaten anlayacağız. Niye?
Bir anda buraya giren para çıkmaya başlayacak. Merkez Bankası bunlara satıp dolarlarını geri verecek. Ve bakacaksanız Merkez Bankası'nın rezervleri azalmaya başlayacak. Zaten burada bu hani göreceğiz. Hani bu böyle işte bir günde bir anda 33'ten 55'e gidecek bir hareket olmayacak. Yavaş yavaş başlayacak. Borsa tarafı arkadaşlar, borsa tarafında ne yazık ki çok zayıfız. Yani gerçi Türkiye çok belirsiz bir ülkedir. Yani yarın öbür gün bir haber çıkar, borsada tekrardan hareketli dönem başlar. Ama şu anki yapıda borsa tarafı, geçen haftaki o kara pazartesi de bütün dünya çakılırken biz de çakıldık, tamam, her yer çakıldı, biz de çakıldık. Ama bütün dünya tepki verdi, biz çakıldığımız yerde geri kaldık. Dolayısıyla kısa vadede BIST 100 tarafından 10.200 seviyesi arkadaşlar, bakın 10.200 seviyesi kırılmadığı sürece yukarı doğru sakin ve temkinli kalmaya devam edin. 10.200'ün üzerine gitmeye başlarsak 10.420-10.450 civarında bir gapimiz var. Muhtemelen oraya doğru bir hareketlilik hızlanacak ama bu 10.200'ü geçemediğimiz sürece çok aceleci olmayın yeni pozisyon açmak için. Aşağıda özellikle bu 9.780-9.800'lerde bir destek yaptık. Geçen hafta gördüğümüz o kara pazartesi de. Ama burada özellikle yurt dışı piyasalar bir haftadır yukarı doğru bir tepki yapıyor. Ve biz yukarı gidemiyoruz. Eğer yurt dışı taraf tekrardan bir aşağı doğru dönerse biz bu sefer bu 9.700-9.800'deki desteğimizi kırıp 9.350 bandına doğru gevşeyebiliriz. O yüzden hani ya burası dip, buradan daha fazla düşmez deyip salak saçma Twitter'da, YouTube'daki o hocacıklarınızı dinlemeyin. Bakın 3 aydır 4 aydır insanlar size kademeli alın, kademeli alın diyor. Kademeli alım ve kademeli satım çok doğru bir stratejidir, doğrudur ama nerede yaptığınız çok önemlidir. Eğer bir endeks %80 prim yapmış ve sadece %2 düştüğünde siz bunu "aa bu çok düştü, buradan kademeli alalım" derseniz yanlış yaparsınız. Dip ve tepe noktalarına göre kademeli alım, kademeli satım yapılır. Yani belli bir fiyata piyasa düşmeye başlar. Artık o seviyeden sonra dersiniz ki ya ben burada artık kademeli olarak alacağım. Ama zirveden daha yeni dönerken ben buradan kademeli olarak alıyorum demek, İşte o zaman ne olur arkadaşlar? Hepiniz uzun vadeli yatırımcı olursunuz. O yüzden lütfen dip ve tepe noktalarına piyasanın iyi bakın. Ona göre konsantre olun. Burada özellikle Nasdaq tarafı 18.900, yani 18.860, 18.900'lerin üzerine geçmediği sürece de hala daha o yurt dışındaki hava, panik havası tam olarak bitmiş değil. Evet, bir tepki yaptık. Ama tam olarak bu işten kurtulmuş değiliz. O yüzden dikkatli ve temkinli olun. Özellikle dün sabah biliyorsunuz sabah saat 9'da başlayıp yaklaşık 11-11.30'a kadar çok güzel bir canlı yayın yaptık. Onu akşamüstü 5'te kaldıracağımı söylemiştim. Kaldırdım. O ana kadar izleyen insanlar çok faydalandı. Tabii ki o 2 saatlik bir yayın olduğu için biraz da böyle hani böyle 10 dakikalık daha böyle borsa hakkında ve dolar hakkında daha spesifik bir yorum yapmak istedim. O yüzden bugün bu videoyu çektim. Videoları arkadaşlar beğenir, paylaşırsanız, yorum yazarsanız daha çok insanın önüne çıkar. Ve önemli olan şey sizlere yalan söylemek veya sizlere motive edecek şeyler değil de sizlere ne olacaksa onu söylemeyi ben her zaman daha doğru buluyorum. Çünkü insanları pohpohlamak, insanları kandırmak işin duygusallık ve hamaset bölümü, Güzin ablacılık. Zaten YouTube'da Güzin ablacılığı yapan çok insan var. Bizim işimiz Güzin ablacılık değil. Çünkü paranın şakası veya işte ay canım canımı olmaz. Parayı ya kazanır ya kaybedersiniz. Hata yaptığınız zaman da bedelini parayla ödersiniz. Şu anda çok insan da zaten zararda. Şu anda zararda olmamanıza da çok imkan yok borsanın içindeyseniz. Çünkü zaten geçen hafta piyasa gap'le aşağı başladı. Ve dediğim gibi fiyatlar da zaten o seviyelerde kalıyor. Dolayısıyla çok keyfi yok. 10.200 üzerine çıkmadığı sürece bence sakince beklemek lazım. Ne yazık ki önümüzdeki dönem piyasalar böyle gerilmeye devam ederse, hani 9.350 bandına doğru da borsa gelirse çok fazla arkadaşlar şaşırmayın. Herkese kolay gelsin.